Padişahlardan biri maiyetiyle birlikte bir gezintiye çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir köyde çok yaşlı bir adamın tarlasına fidan dikmekle meşgul olduğunu gördü. İhtiyara uzaktan seslendi. "Baba, sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun? Maşallah yaşını yaşamışsın. Bu diktiğin fidanların meyvesinden herhalde yiyemezsin." İhtiyar cevap verdi. "Bu diktiğim fidanların meyvesini bizim yememiz şart değil evlat. Biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesini yediysek, bizim diktiğimiz fidanların meyvesini de bizden sonrakiler yer." Bu cevap hükümdarın hoşuna gitti ve ihtiyara bir kese altın verilmesini emretti. İhtiyar bu ihsanı karşılıksız bırakmadı. "Gördün mü evlat? Bizim diktiğimiz fidanlar şimdiden meyve verdi." Bu cevap da hükümdarın hoşuna gitti. Bir kese daha altın verilmesini emretti. Yaşlı köylü sıradan biri değildi. Çarıklı, Erkan-ı Harp diye nitelenen kişilerden biriydi. "Evlat, herkesin diktiği fidan yılda bir defa meyve verir. Bizim diktiğimiz fidan yılda iki defa meyve verdi." Bu diplomatça cevap da hükümdarın hoşuna gitti ve bir kese daha altın verilmesini emretti. Ama bu defa vezir araya girdi ve hükümdarı uyardı. "Aman sultanım, bir an önce buradan uzaklaşalım. Bu ihtiyar bu gidişle tarlasına fidan dikmek yerine devletin hazinesine darı ekecek."